Merhaba arkadaşlar. Ben Arif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet bu videoların hepsi bir emek arkadaşlar. Dolayısıyla sizin için gerçekten kaliteli videolar, kaliteli içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, bu videoyu gördüyseniz destek olmak için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin görüşleriniz bizim için önemli. Evet DGS bir net kaç puan getirir tahmini olarak 2023 DGS'yi baz alarak bir puanlama tablosu çıkardım ve dediğim gibi bu bir emek arkadaşlar yani bir net kaç puan getiriyor 2023 DGS'ye göre %99 doğru arkadaşlar bu yani %100 doğru demeyeyim evet gerçekten çok yakın ÖSYM'nin verilerine göre bunun bir de ÖSYM'nin eklediği taban puan var. Buna da bakabilirsiniz. Taban puanı buraya eklemedim. Taban puanla beraber puan hesaplamayı eklediğiniz zaman virgülüne kadar sizin puanlarınız doğru çıkıyor. E, tabii ki bu puan hesaplamayı biz kendimiz istatistikler olarak çıkardık. E, DGS'de bir net kaç puan getiriyor? Tahmini olarak yani %99 doğru diyorum. 2023 DGS'yi baz alarak yaptığımız bir çalışma kaç puan getiriyor ona bakabilirsiniz. Sayısalda bir Türkçe neti arkadaşlar 0.63 puan getiriyormuş. Geçti işte hocam sözel mantık çözersek ne olur? Paragraf çözersek ne olur? Aşağı yukarı aynı arkadaşlarini yani fark etmiyor. Siz sayısalcısınız, sizin ağırlığınız matematiktir. Türkçe'de de çözseniz aşağı yukarı size getireceği puan bir net bir puan bile getirmeyecek. E, matematikte bir net 3,3 puan kadar yaklaşık bir puan getiriyor. Yani bu şu demek arkadaşlar yani sayısalcı öğrenciler 5 tane Türkçe çözerlerse en fazla bir matematik netine denk geliyor. E, dolayısıyla hocam ben 20 tane 30 tane işte 40 tane Türkçe çözersem sayısaldan bir yeri kazanabilir miyim derseniz 40 tane Türkçe bile çözseniz en fazla 8 matematik netine denk geliyor. Dolayısıyla matematik çözmeden bu sınavı kazanmanız zaten imkansıza çok yakın arkadaşlar. Dolayısıyla matematiksiz sayısalcıların bu sınavı kazanması çok zor. Matematik 3,3 ,3 puan getirirken Türkçe 0,63 puan. Yani 5 ile çarptığınızda aşağı yukarı 5 net bile kurtarmıyor. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. 5 Türkçe neti en fazla bir matematik netine denk geliyor. Sözelciler için aşağı yukarı yine aynı arkadaşlar. Yani Türkçe yapmak zorunda sözelci. Matematikten tabii ki yapması lazım. Yani matematik yapmadan zaten sınavı hesaplanmıyor, puan hesaplanmıyor. Ve matematikten öne geçmesi lazım sözelcilerin. Yani biz Mayıs grubuna, Haziran grubuna da kendi ders gruplarımıza da çok fazla sözelci kaydı aldık. Çünkü bunlar matematik yapmak zorunda arkadaşlar. Matematik yapmadan bu sınavı zaten kazanamazsınız. Ama yine matematikte de aynı. Yani sayısalda da aynı durum var. Sizin gibi sayısal gibi de aynı. Yani sizin durumunu sayısalcılar gibi yani bu ne demek? Matematikten yapacağınız 5 matematik en fazla bir Türkçe neti yapıyor. Ya dolayısıyla evet matematikten kesinlikle yapmanız lazım. Çünkü bütün sözelciler 40-45 arası yapıyorlar. Yani 35-45 arası birçok sözelci yapıyor. Farkı matematikten yapmak zorundasınız. Diploma notunuz aşağı yukarı ortalama bir seviyede ise farkı matematikten atmanız gerekiyor. Ama yine de sizi kurtaracak olan sözelin kendisi arkadaşlar. Yani Türkçe yapmadan bu sınav sizin için hayal ağırlığa geldiğimizde matematik, Türkçe aşağı yukarı birbirine aynı, çok benziyor. Mesela bir önceki DGS'de Türkçe'nin ağırlığı, özgür ağırlığı getirdiği puan matematikten daha fazlaydı. Bu 2023 DGS'de matematik bir tık Türkçeden daha fazla puan getiriyor. Ama aşağı yukarı birbirine çok benziyor. Yani e, Türkçe 1, 91 puan getirirken matematik 1,99 puan. Yani matematik biraz daha fazla net getiriyor, puan getiriyor. Dolayısıyla matematik çözenler yani şöyle diyelim 40 matematik, 30 Türkçe çözenler 40 Türkçe 30 matematik çözenlerden daha yüksek puan. Kazanmış olacaklar arkadaşlar yani burada puan hesaplamalarına bakıp deneyebilirsiniz. Matematik Türkçe birbirine çok yakın arkadaşlar eşit ağırlık yani burada işte şey diyebilirsiniz hocam ÖSYM işte açıklıyor 1.8 1.8 bu şekilde değil mi? Ya o şekilde değil arkadaşlar yani evet katsayılar odur ama standart sapma diye bir olay var yani standart sapmaya girdiği zaman puanlamalar değişiyor yani bu şekilde düşünebilirsiniz. E, netler bu şekilde arkadaşlar yani bir net kaç puan getirir videomuz. Dediğim gibi bunların hepsi bir emek. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.